geldin. Hoş buldum. Ay nereye gidiyorsun? Taksim'e Asmalı Mescid'e gidiyorum akşam arkadaşlarla. Bak sen, gel bakalım. Asmalı Mescid arkadaşlarıyla buluşacak Ayşenur. Emel'e demiştim ki Emel'den şimdi punkçı rockçı bekle. Ay duyamıyorum. Emel'e demiştim ki şimdi Emel'den punkçı rockçı bekleme demiştim ama bak yapınca oluyormuş gördün ama mü? Ama ben zaten hani dışarıda günlük hani ya da akşam çıktığımda salaş böyle hep benim evdeki kombinlerim. Kombinim ama de burada beğenmediğim, genelde daha klasiğim. Beğenmediğim tek iki parça ayakkabınla eteğin. Onun dışında çantan çok güzel, bilekliğin, ceketin. İçine giydiğin bluz, hele gözlüğüne zaten bayıldım yani. Teşekkür ederim. Başların, yüzün, ayakkabınla eteğini de doğru bir kombin yapsın. Daha değişik bir etek giyse. Deri etek giyebilirdin mesela onu. İşte hani kotla, evet, deri çok güzel olurdu. Şuralar bir deri yeterli. Ama çok güzel görünüyorsun. Sağ ol. Peki Çiğdem'e soralım bakalım. Emel deneyemez. Emel yapamaz. Emel aslında bugün evet başka bir şey yapmaya çalışmış ama Emel normalde o ayakkabıyla o çorabı giymezdi. Emel bir şey yapmak için onu yapmış bugün. Hadi şöyle bir aksiyon yorum istiyorum. Yok mu? Maz mı? Ayşegül. Ayşegül'den. Bir şey soracağım. Siz çok mu yakın arkadaşsınız? Yani evet şeyden yarışma bitmişti ya ondan sonra daha ara görüşmedik oldu. Sonra. Ya. Yok canım bayağı küsmüşlerdi ben hatırlıyorum. Çünkü yani senin adına mesela hani evet. Onu giymez diyerek hani senin tarzının da gelişmeyeceğini sanki söylemeye çalışıyor. İşte yok o kadar ama bence bilmiyor. Onu konu yani Çiğdem'i konuşturmamalısın bu konuda. Geçen sefer de söylemiştin ama biz sana yeşil bir pantolon giymiştik. Ben başka giymiştim. Bir şey söylemeye çalıştım. Emel bir şey deniyor yani siz denemiyor diyorsunuz ya hep düz diyorsunuz ya onu söylemeye ben çalıştım. Ben bunu önceden evet, de deniyordum. Evet Çiğdem ama kendi ama denemiş işte bugün bir şey yok, yapmış. Bir saniye. Ben bunu önceden de giyiyordum ama dedim. O dönemlerimi bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Ama bir şey soracağım. Ha, görmediğin halde onun yarıştaki haline o bunu yapmaz diyerek yorum diyor yapıyorsun. Diyor ki bilmiyorsun Çiğdem ben artık kullanıyorum. İddia evet, da etme ona de diyor. Ona bu izin veriyorsun sanki o senin avukatın hayır, da sana o belki onu yapmaz. Stylingin Çiğdem mi senin anlamadım ben. Ay ne münasebet ya. Ay, öyle bir yorum yapıyorsun Çiğdem yani. Ayşe bir ben sadece başka yorma, bir şey denemeye çalışmış benim bildiğim kadarıyla. Kaç gündür diyorsunuz ya hep düz geliyor ama sen diye. De dedin bugün ki, bana göre Emel o çorabı giyerek değişik bir şey ama denemiş. Ama sen de bizi destekledin dedin ki evet Emel bundan fazlasını yapamaz. Ben destekliyorum evet arkadaşımı da çok seviyorum var mı bir itirazın? Bak şimdi ben sevgine bir şey söylemiyorum. Ama Çiğdem, söylüyorsun ama tutarlı değilsin anladın mı? Diyorsun ki Emel bunu yapamaz diyorsun. Emel şunu yapamaz. Demedim. Deneyemez dedi. Burada bir deneme yapmış. Farklı olmak istemiş. Aslında Emel normalde daha düz giyer. O çorabı giymeye de bir geldi. Ki Ayşegül de diyor ki Emel de diyor hatta bunu. Hayır yapmaz değil. Ben zaten yaparım sen bilmiyorsun diyor. O dönemimi bilmiyorsun sen. Yani botun içine giydiğim resimlerim de var gösteririm. Ya avukatın gibi de görünmek istemiyorum. Yok, hayır, ben yanlış değil. Tanımışım o zaman. Emel sen çok değişik şeyler deniyorsun o zaman normal hayatında. Ben görmedim. Yani birazcık ben Emel'i şey buldum burada. Hani ya, sen cevap veremiyorsun mu? Ben onu niye anlamadım. Niye cevap veremesin ama siz orada tartışırken Allah. Ben niye araya gireyim? Tartışmayacaklar ya şimdi. Ben şu an seninle bunu ilgili bir şey söylüyorum. Anlamıyorsun ki. İkisi konuşuyor ya Öykü Hanım. Yani senin onlar için durmaz. Yapamaz diye direk net konuştu ya ama sen sonra yaparımı bile onu böyle çekine söylüyorsun. Herkes sen öyle yani bir tek bir bana şey değil. Sen nereden biliyorsun Çiğdem belki hani benim yani. Akşam bir yere çıktığım zaman hani ben daha çok hani akşam hani salaş bir yere gitmiyorsam hani daha hani yemek yemeye falan çıkıyorsam şık bir yere gidiyorsam genelde elbise giydim. İtiraf etsene şu çorabı burada gördüm biraz değişiklik olsun diye giydim niye hayır, diyemiyorsun? Ama niye ama giyiyorum. Ay ben görmedim o zaman. Çiğdem o zaman biz seninle hani şu hani son zamanlarda samimi olduk görüştük ya o zaman onlar zaten hani daha çok hani ***'ımı çekip hani eteğimi giyip kısa büstlerimi girip giyinip geliyordum yanına. Bir de hani bir yere çıktığımızda daha çok kalem elbisemi falan giyiyordum. Ama bundan bir sene öncekisini ben bir sene önceden de giyiniyordum. Hani o dönemimi bilmediğin için sen böyle diyorsun. Olabilir bilmiyorum. Bilmediğin o zaman için. Benim yaptığım doğru bir evet sen hani ifade ben görmediğim için bu yarışmada değişik bir şey yapmak istediğini sen, görüp evet. Takdir ediyorum aslında. Bunu söylemeye çalışıyorum. Tamam takdir ettiğini ama anladık. Ama oradan farklı bir şekilde yansıtıyorlar. Farklı bir şekilde evet, yansıtmış çarpmış bir onu desene bunu desene derken Ayşegül. Sen robot haline dönüştürmeye çalışıyorsun olayı. Bir şey söyleyeceğim ben burada Ayşegül'ün kusura bakma ama kitabı. Ne dedin? Senin kanun kitabın yazmıyor hala. Kanun kitabına ama alakası geldiğin yok. Günde yaptın, ben sadece sustun oturdun şimdi tamam. Bir dakika. Senden daha şeyleri var. Bir dakika. Emel bir soru sordu.
Ben de şöyle bir şey soruyorum. Şimdi mesela burada Nihal kalkıp bir şey söylediğinde ben onun için yapamaz. Hatta bunu Nihal giyemez diyemem yani. O kadar bir insanı da şey yapamam. Hani hepimiz bir şeyler yap yap diyoruz ama o sana bunu söylüyor. Pardon ama şey, sen iyi ile kötü eleştiriyi ayırt edemiyorsun. O senin üstüne bir baskı kurmuş. Ben iyi ve kötü eleştiriyi ben ayırt edebileceğim kadar sen anlamıyorsun. Mantığa sahibim Ayşegül. Bana ne, niye beni savunuyorsun? Ay bilmiyorum, böyle çok çok konuşuyorsun ama... Emel'cim var mı? Vermek istediğin cevap. Hazırsın demek ki. Geçebiliriz. Çok eminim. Emel Özkızıltaş. Ayakkabı 220 lira. Çanta 70 lira. Etek 180 lira. Bluz 25 lira. Kot ceket 170 lira. Ne oldu, seni kızdırdılar yine? Yanlış anlaşılıyor demek ki yorumlar. Ne istediler senden? Efendim? Ne istediler senden? Aslında bir şey yoktu ki, bir şey. Niye üzüyorsunuz yok kızı? Yok. Ay günah ya, ağlatmayın şunu. Ay yok. Ben seni tanırım. Ben seni bilirim. Üzüldün. Boş ver, uyma sen onlara. Hangisi yaptı? Aslında bir şey aslında olmadı. O varlığıyla bir tartışmaya sebep oldu. Onunla ilgisi yok olayın. Yani orada dururken evet, ikisi birbiriyle tartışmaya başladı. Bir şey hiç yok. O kavga sevmez çünkü. Evet. Yok ben... Hemen ağlar. Ben uyumluyumdur. Hep ben alttan alırım. Hem ağlar hem dans eder. İkisi bir anda. Evet. Ay tabii o bir gün burada ağlamıştı. Bir hikayesi vardı. Hayatımda o günü unutamıyorum. Ben de unutamıyorum Nurella. Öyle mi? Söz konusu çorabın değil mi? çorabın. Ben ama bir sene önce de giyiyordum. Ama biz görmemiştik. Yarışma yoktu ki. Ben aslında yani genel anlamda hani dışarıda giyindiğim şeyleri podyumda göstermiyorum açıkçası. Neden? Hani daha böyle hafif mi kalır acaba diyorum. Daha böyle hani elbise falan giyineyim diyorum. Mesela dışarıda beni alışveriş yaparken gören kızlar da diyorlar. Aa sen diyorlar aslında daha tarzmışsın diyorlar. Böyle niye giymiyorsun diyorlar. Öyle beni sevenlerim öyle gördükleri zaman. Giymiyorum buraya hafif kalır diye belki. Ay ne alakası ama var? Ama onu da göstereceğim yani. O tabii zaman sık göster de, tarzı. Arada spor tarzlarımı da göstereceğim. Gösterse ben, biz zaten istediğimiz senden böyle dümdüz bir elbise giyip dedi. Hep ne dedik? Bir kombin yap, bir şey yap, spor tarzını görelim diye. Onların da haklı yanı var tabii ki söylemekle. Şimdi şöyle bir şey. Öyle de olmuş olsa bu da kötü bir şey değil. Ama Nurella'm gerçekten benim hatta önü kahve şuraları... Askeri bir botlarım var böyle. Ben onun içine kahverengi büzüştürüp çorap giyiniyordum. Yani hani yapıyordum ben bunu zaten. Vay, sen yapıyordun da biz görmüyorduk. İşte... Mesela artık senin kıyafetine göre danslar yolluyorduk böyle. Geliyordu. Artık bu kıyafetinde sen R&B falan yapman lazım. Ay. Neyse. Pes. Beni ürkütüyorsun. Ay. Altı. Teşekkür ederim. Bu arada deniyoruz her şey. Herkes deneyebilir. Çorap. Tabii ki örnek alabilirsin. Birbirinize bir şeylerin öğrenebilirsiniz. Bizden. Tabii ki. Bu tarz daha sık sık kullan. O elbiseler, dönem elbise evet yakışıyor ama çok seviyorum onları. Biraz seni görmek, böyle görmek istiyoruz artık. Biraz tamam, daha cool, spor, maskülen. Onları göstereceğim evet. Göster. Ben de çanta beğenmedim. Ayakkabıdan o çoraplarında çok hoşlamadım ama... Bir tarz geldi. Bir deniyorsun. Kendi bir tarz geldi. Aynen. Bir deniyorsun. Başka Emel geldi. Çabalanıyorsun. Bir şey yapmaya çalışıyorsun. Altı. Dışarıda gezdiğim hallerimle buraya gelmiyorum diyorsun ya. Evet. Bir senin böyle pembe kadife eşofmanlı bir halini hatırlıyorum. Evet. Şeyden evet. Ay,
Onun arabaya atladım çıktım ya. Feci bir hal Allah'ım. Öyle dışarı bile çıkılmaz mesela ama sen buraya gelip ver fırınaya çıktın. Ay oraya da anlık oldu, çıkıverdim birden. Deniyorsun Emel sen de. Efendim? Deniyorsun. Biraz başarıyorsun, biraz başaramıyorsun. Önemli olan denemek. Başarısız olmaktan korkmamak lazım. Yine denemek lazım, yine yanılmak lazım. Böyle böyle öğreneceksin inşallah. Evet. Ben o eteğindeki Capitone detayları sevmedim. Çantanı sevmedim. Ama onun dışında akıyor, bir şey yok, bir sıkıntı yok. 6. Teşekkür ederim.